Ya bir kere şimdi Icardi'yi zaten Galatasaray taraftarıyla bu kadar büyük bir aşkın içine sokan şey Icardi'nin karakteriydi. Yani performansı tabii ki çok çok üst düzeydi. Çok büyük bir kalite getirdi ama karakter olarak da hem burayla çok büyük bir bağ kurması hem de her zaman en iyisini isteyen bir adam. Yani performans anlamında kendinden de hiçbir zaman tam olarak memnun olmayan, takım arkadaşlarını da yukarıya çekmeye çalışan bir oyuncu. Zaten bu Icardi'nin en büyük katkısı Galatasaray'a. E şimdi adam kendinin farkında. Geçen sene çok çok zirvede bitirdi sezonu. Yani inanılmaz bir noktada bitirdi. Hem sevgi anlamında hem performans anlamında. Son 8 haftada yanılmıyorsam Ankaragücü maçındaki Barış Alper'in golüne kadar bütün golleri Icardi atmıştı yani. Böyle inanılmaz bir performansa gidiyordu. Bu sene de iyi başladı. Fiziksel olarak çok iyi değildi belki ama golleri asistleriyle başladı. Sonrasında bir sakatlık süreci oldu işte. Beşiktaş maçıyla başladı. Fenerbahçe maçında bu sefer yüzüne bir darbe aldı. Üst üste böyle problemler yaşadı. Bir de yine insani faktörü unutmamak lazım. Yaz aylarında Mauro Icardi ailesiyle, eşiyle ilgili o sağlık durumundan dolayı çok çok ciddi bir şok yaşadı. Yani şimdi Arjantin'de falan verdiği röportajları sonrasında okuduk. Futbolu bırakma noktasına geldiğini söylüyor adam. Yani mental anlamda böyle kırılmalar yaşadı ve şimdi yavaş yavaş kendini toplamaya başladığı dönemde de kendinden %100 memnun değil. Yani bu da bence saygı duyulması ve yani güzel karşılanması gereken bir şey. Hatırla, biz senle burada konuştuk. Çok net hatırlıyorum. Victor Nelson, Davinson Sanchez transferinden sonra milli takımda gitti bir röportaj verdi. Yedek kalmaktan duyduğu mutsuzluğu söyledi. O zaman da bunu söylemiştik. Benzer bir yaklaşım bu çünkü. Nelson yedek kalmaktan mutsuz oluyorsa taraftar bundan mutlu olmalı. Çünkü bunu dert ediyor ve performansını arttırmaya çalışıyor. Öyle de oldu. Nelson kendini şu anda bayağı bir yukarıya taşıdı o dönemki performansından. Ve o üçlü arasında Abdülkerim, Nelson, Sanchez arasında bugün taraftarlara sorsak herkes farklı bir ikili belirler. Yani çok çok net ön plana çıkan bir ikili seçemeyebiliriz. Nelson'da olan şeyin daha benzer hatta daha üst düzey Icardi'deki de. Son maçtan Prag maçından önce de yine maç sonu sevince katılmamıştı. Biraz bu kendiyle aslında kendiyle bir problemi var. Kendi performansını yeterli bulmadığı için çok net bir mutluluk içerisinde değil. Ama iki maçtır işte dediğin gibi Prag maçında iki asisti var, bir golü var. Ankaragücü maçında bir tane attı, bir tane attı sayılmadı falan filan gibi durumlarla Icardi'nin performansının daha yukarıya çıkacağını düşünüyorum. Ama şunun da etkisi var. Takım arkadaşlarının da çok sahiplenen bir oyuncu. Yani taraftara bir tepki ya da taraftara aldığı bir tavır değil ama onların protesto edilmesinden de mutsuz olduğunu net olarak biliyorum. Yani bana göre bir golcüdeki en önemli özellik egonun olmaması. Bence saha içerisinde egosu olmayan en yüksek derecedeki oyuncu Icardi. Çünkü atmaktan çok hep attırmayı düşünüyor. Bunu net olarak söyleyebilirim. Taraftarlar da bunu net olarak görüyordur. Tabii Prag maçına dair kadroyu konuşacağız. Burada konuşmamız gereken dediğim gibi Berkan'ı konuşuruz, Barış'ı konuşuruz. Yani Mertens'i en sona ayırıyorum. Birazcık da sende de ayrı bir yeri olduğu için çok farklı bir performans. 36 yaşında ve en prime dönemlerinin birini yaşıyor bence bana göre. Onu en sona saklıyorum. Öncesinde sana Ziyech'i soracağım. Yunus Akgün var. Geri dönecek mi dönmeyecek mi muhabbetleri dönüyor biliyorsun ki. Leicester'daki performansına nazaran. Ziyech'teki asıl bu süreçteki durum çok önemli. Sakatlığı ne durumda? Kadroda artık Ziyech'i görebilecek miyiz? Yoksa zaten Galatasaray bu sakatlığı bilerek aldı biliyorsun ki. Acaba bu bir deneme miydi yoksa Ziyech'i bir daha izleyemeyecek miyiz? Ya yani Ziyech'in dönüşü için şu an öngörülen 2-3 haftalık bir süreç var. Saha çalışmalarına başlaması için. Ya Galatasaray adına şöyle bir süreç oldu Ziyech'te. Karşılıklı Ziyech de kendi istediği teklifleri alamadı muhtemelen yaz döneminde. İşte bir Suudi Arabistan işi vardı, olmadı. Biraz işin maddi yönünü daha ön planda tuttuğu bir süreç yaşanıyor Ziyech için ama onun için tabii farklı olan şey şu. Milli takımlarını çok fazla önemsiyorlar. Özellikle işte Afrika kıtasındaki oyuncular için daha farklı bir duygusal bağ var. Hakim Ziyech'te de bu çok ön plana çıkan yani kendi ülkesinde böyle milli kahraman gibi bir adam Hakim Ziyech. Burada biz çok fazla performansını göremediğimiz için belki tam gözümüzde canlanmıyor ama o yüzden Afrika Kupası'na burada hazır gidip sonrasında da Suudi Arabistan'dan acaba böyle bir çift taneli kontrat alır mıyım gibi bir planla buraya geldi Ziyech. Afrika Kupası beklediği gibi geçmedi. Tam da gitmeden önce yani hazır fit bir şekilde gitmeyi planlarken gitmeden önce biliyorsun Galatasaray'da bir sakatlık yaşadı. Oraya gitti tedavisini oldu. Bu sefer de maçta sakatlandı. Güney Afrika maçında sakatlandı.
Sonra da menajeri gitti. Suudi Arabistan'da görüşmeler yaptı. Hatta Galatasaray Kulübü de buradan para kazanabilir düşüncesiyle başkanlar düzeyinde görüşmeler yaptı. İstediği teklifleri alamadı. Şu an Galatasaray'da devam edecek. Yani bu sezon sonuna kadar izlemeyeceğiz gibi bir durum yok. İyileştikten sonra, hazır olduktan sonra gelecek, oynayacak. Ve şunu da söyleyeyim. Şimdi maçlarda işte sen de Mixon'da oluyorsun. Hakim Ziyech'in her maçada geldiğini görüyoruz. Yani bu sakatlık süreci var. Böyle umursamaz bir adam. Takımdan kopuk falan bir oyuncu değil. Gayet takım arkadaşlarıyla iyi ilişkisi olan, her maçı yerinde takip edip takım arkadaşlarıyla beraber, işte özellikle daha çok Fransızca konuşan oyuncularla birlikte her maçtan çıkıyorlar. O yüzden 2-3 hafta sonra Ziyech'i izlemeye başlayacağız. Ben Okan Hoca'nın ondan da verim alacağını düşünüyorum. Yunus konusuna gelecek olursak, Yunus zaman zaman iniyor, zaman zaman çıkıyor performansı. İşte hocasının bir açıklaması oldu. İngiltere'deki tempoya, Championship bile olsa buradaki tempoya zaman zaman uyum sağlayamıyor gibi bir alışkanlık sağladı. Ben Yunus'un geri döneceğini düşünmüyorum. Yani Leicester Yunus'un opsiyonunu kullansa da kullanmasa da Yunus'un zaten talipleri daha önce de vardı. Yine göz önünde olan bir oyuncu. Zaten Leicester da Premier Lig'e çıkacak çok yüksek olasılıkla. Şartlardan bir tanesi buydu opsiyondaki. Maç sayısını tamamlar tamamlamaz açıkçası emin değilim ama opsiyon devreye girse de girmese de Yunus kariyerine Avrupa'da devam eder. Evet, yaklaşık 1500 kişiyle yayınımızı devam ettiriyoruz. Burada da taraftarlardan bir ricamız olsun. Yayını beğenelim arkadaşlar. Aslında bu soruyla birleştirebilirim bunu. Tam Mustafa'ya soracaktım sana ama Altay Bayındır ve Yusuf Yazıcı sormuşlar tabii. Altay Bayındır iddiasını daha önceki programda Savaş abiyle de konuştuk ama şimdi Mustafa'nın böyle performansı varken Altay'ın gelmesi, Altay'ın gelip de Mustafa'nın arkasını yedek beklemesi. Yani aslında çok ihtimalli bir durum değil. Ama sana sormuş olayım. Bu yaşta bu performans, yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyorsunuz ve yine Prag maçında da inanılmaz kurtarışları imza attı. Yani Mustafa'ya ne olacak? Gerekirse de tekrar devam edilecek mi? Altay Bayındır iddialarının doğruluk oranı yüzde kaç? Bunu sana sormuş olayım. Vallahi ben Altay'la ilgili bugüne kadar hiçbir şey duymadım Galatasaray'ın bir ilgisi olduğuna dair. Çünkü Galatasaray'ın da zaten kaleciyle ilgili planı tamamen Mustafa bağlantılı. Yani Mustafa kaldığı takdirde, Mustafa'yla devam edildiği takdirde zaten yani çok böyle üst düzey bir isim transferine gerek yok. Günay Güvenç var. Sezon başında zaten bunun için alındı. Görev verildiğinde de performansının ben iyi olduğunu düşünüyorum Günay'ın. Çünkü kalecilerin ritim bulması gerekiyor. Çok kolay bir şey değil. Az oynayıp iyi performans göstermek çok kolay değil. Ama biz gözümüzün önündeki Fernando Muslera'yı tabii yeterince algılayamadığımızı düşünüyorum ben yıllardır. Hep söylüyoruz işte 12 senedir burada bu adam. Ben bu mesleğe başlamamıştım. Ben üniversitede okuyordum. Muslera Galatasaray'ı şampiyon yapıyordu. Ben üniversiteyi bitirdim. Evlendim. Çocuğum oldu. Çocuğum okula başlayacak. Muslera hala Galatasaray'ı taşımaya devam ediyor. Müthiş bir performans, müthiş bir istikrar. Daha önce de Futbol Plus yayınında bahsettik aslında. Yani Muslera'nın yönetimden şöyle bir beklentisi var. Bir kere özellikle şimdi Muslera'nın performansı arttığı için şöyle haberler çıkıyor. İşte yönetim şunu teklif etti, Muslera şunu istedi falan. Yönetimle Muslera arasında bugüne kadar parasal ya da sözleşme anlamında hiçbir görüşme yapılmadı. Bunu tabii ki iki çok olumsuz bir şey olarak söylemiyorum bunu. İki taraf açısından da haklı sebepleri var. Yoğun bir tempoda devam ediyorlar. Muslera oturup şu an sözleşme konuşacak durumda çok hissetmiyor kendini. Yönetim de aynı düşünce içerisinde. Fakat Muslera'nın bu anlamda bir küçük bir kırgınlığı olmuş. Yani sezon sonu sözleşme bitiyor. Belli bittiği. Yani devre arasında oturup biz bu konuyla ilgili konuşabilirdik gibi bir düşüncesi olmuş. Orada yönetimin planı nedir bilmiyorum ama şu anda yani 12 senedir, 13 senedir Galatasaray'ın kaptanlığını yapan, artık Galatasaray'ın efsanesi mertebesine yükselmiş Muslera'nın da bu tip şeylere böyle çok takılıp bunları büyüteceğini düşünmüyorum. Sadece bir kırgınlığı oluyor. Hatta yani ben İtalya ve Uruguay'da acaba takımlara bakmaya başlasam mı noktasına geliyor. Son performansından sonra ben yönetimin de elini daha çabuk tutacağını düşünüyorum. Bir orta nokta bulunacaktır. Yani hep şu konuşuluyor yine Muslera için. Ben yanlış bir düşünce olduğunu düşünüyorum bunun. İşte şu an 2,5 milyon euro alıyor Muslera. Yönetim tabii ki bunu biraz aşağı çekmeye çalışabilir. Yaş geçiyor çünkü çok hayatın doğal akışı ama Muslera performansında bu garantiyi alabileceğin bir kaleciyi kaça alabilirsin? Bonservisine ne kadar ödersin? Ne kadar maaş ödersin? Çünkü Muslera herhangi bir gerileme göstermiyor. Geçen seneler için belki şunu söyleyebilir, işte uzun sakatlıklar yaşadı, bazen eleştirildiği oldu ama bu sene yani ilk geldiği senekinden çok bir farkını göremiyorum ben Muslera'nın. İnanılmaz kritik işler yapıyor. O yüzden burada çok maliyet hesabını girmeye gerek yok. Fernando Muslera ile sözleşme yaparken ben hatta
2 sene daha sözleşme yapılması gerektiğini düşünüyorum Fernando Muslera. Daha önce daha farklı düşüncelerim vardı. Beni olumlu anlamda çok yanılttı Fernando Muslera bu anlamda.